Engü getiriyor. 12 gün, 18 saat 44 dakika kaldı transferin bitmesine. Bu kadar süre içerisinde transfer yapamayan ve ihtiyacı olan takımlar var. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş. Evet. Abu Bakar'dan bahsettik. Peki Sabek, asıl Sabek tamam. Şimdi Forvet belli ki Abubakar olacak en kötü ihtimal. Evet. Kalen olmadı. Olmuyor gibi gözüküyor yani şu anda. Böyle bir durum var. Ya, Abu Bakar'a döndü İbre. Evet. Ee, burada tarafta... bir yandan sen de Beşiktaş'ın Haklarını savunmak zorundasın. Sen beşiktaşın haklarını savunurken acaba gidip transfer de mi yapsan diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> ya Yetlin ve e, Santon öne çıkıyor şu anda. E, ya ikisi de hazır oyuncu. Baktığın zaman Roma'da geçen sene bir tanesi 20 maça çıkmış. Özür diliyorum. Ercan 53.739 oldu kullanılan oy. Ankette. Teşekkürler. Aspor Twitter hesabında sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi anketimizde? Son 28 dakika şu ana kadar kullanılan oy 53.739. Herkese teşekkür ediyoruz. Hakikaten Gerçekten öyle. İlgi alakalı. İşte için. yeni oylar da ekrana geldi. Nevzat, hadi. Mario Gomez 31.6, Mert Nobre 5, Onyekuru hata geçti 31.2, Alexander Charlotte şu anda ankette birinci sırada 32.2. Yani sonlarda kapanması biraz zor oluyor bu işlerin. Gıdım gıdım gidiyor artık. Herhalde bir Charlotte iktidarı göreceğiz diye. Bence gibi. bu <laughs> yüksek seçim kuruluna gider yani. Bu çok tartışmalı bir o <laughs> <laughs> şey. Çünkü e, hakikaten yani arada gidip geliyorsun. Ama e, ben demin de söyledim. Fenerbahçe oyları. Şu an Fenerbahçe'de e, taraftarların Nobre'den ziyade kime oy verecekleri. Oradaki objektif değerlendirmeleri benim için bana göre belirleyici olacaktır. Heyecanla bekliyorum ben de ama Galatasaray'ın tabii Galatasaray taraftarının da sosyal medya gücü e, bu konudaki gerçekten yani uluslararası Ama başarısı, biz bunu sosyal medya gücüyle mi ölçüyoruz? Oyuncuların gerçekten hani bıraktığı Biraz sosyal medya yani kabul edelim, çünkü taraftarlık biraz daha hani e, tabii, tabii. Şimdi ziyar, da hani tabii performansdan ziyade şöyle, şey mesela şöyle de bakabiliriz. Mesela geçen sene ve Galatasaray şampiyon olduğu sene hakikaten iz bırakan bir onyekuru var. Bunu kabul et. Onu hep biz bıraktı Ya, ya mesela kötü, geçen kötü sene Galatasaray yani. istediği salonda bitirmedi ama, ama Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı, e, Başakşehir maçlarındaki evet, performansı üst düzeydi. Kesin. Büyük maçlarda çok çok iyi performans gösterdi bir defa. Bir bak, ben çok söylüyorum ben, obj, ben obj, dışarıdan objektif bir olarak ben en çok içimi kanatan isim Alexander Sordut'tur. Bir futbol sever olarak. Onyekur'u muazzam işler yaptı. Önemli başarıları var. Mario Gomez konusunda hala bu kadar Beşiktaşlı'nın Mario Gomez'lemesini anlayabiliyorum. Gerçekten çok önemli. Marka bir isimden. Belki de bitik. Bugün konuştuk daha. Bitmiş bir ojdan bahsediyoruz. ya. Yani buraya gelirken o kadar risk alındı ki aslında Mario Gomez konusunda. Galatasaray transfer etmedi Mario Gomez'i o dönem. Büyük riskler vardı ekonomik olarak. Galatasaray ülkeinde yüksek bulunmuştu. E buna rağmen Beşiktaş önemli bir yatırım yaptı. Fazlasıyla karşılığını aldı ve hakikaten de yani birçok Beşiktaşlı için Mario Gomez bir numaradır. Bir de o sevgiyle kızgınlık arasında duyguların karıştığı bir adamdır şey evet. ee, Mario Gomez. Muhtemelen Sherlock da biraz onu yaşatacak ama bugünkü açıklamaları itibariyle biraz tolere etti onu. Ama Mario Gomez konusunda insan böyle gönül sevdiğine darılır diye bir laf var ya. Duygu karmaşası yaşıyordu. orada. Ben pek kızgınlık görmüyorum. Ben yani Mario şöyle Gomez var. Ama var ama var mı? nefret değil bu yani. Şimdi baş yanlış bir şey de aşk, söylemek aşk istemiyorum şeyi ama. Aşk tam böyle yani Çok. o ne sen evet. ne sensiz. Zamansız gidiş, evet. unutamamak. Sezen Aksu yani demiş bak. ya ne böyle senle ne desensiz evet. Yazık yaşanmıyor çaresiz. Evet. Hakikaten Korhan abi var bizim onunla konuşurken o büyük Mario Gomez hayranı. O zaman bir daha kendi en güzel dört Sezen şarkısı, Sezen Aksu şarkısı hangisi yapalım? Ee, <laughs> Korhan abi şöyle bir şey söyledi ya dedi. Beşiktaş yönetiminden dedi rica etsek dedi Mario Gomez'i ikna etseler acaba bir sene daha mı oynasak? <laughs> Futbola geri dönse. Hayır yani, demez kimse ben sana Hiç kimse mi? demez. Hayır hiç demez. Hiç kimse, demez. Yani çok büyük bir aşk vardı Beşiktaş'ta. Erken bıraktı zaten. Bir de. bir de ATV'de yayınlanan Ezel dizisi vardı. Aa, Oradaki artık. karakter Ay Eyşan. Ayşan. Eyşan. tabii. O Eyşan ismi de benden Asa, çıktı biliyor musun? Öyle mi? Oradan mı? Hakan. <laughs> yayında Eyşan yani, dedim gitti. Ben de Çok üzüldüm çünkü. Hakan evet. ben de Bakarcım mesela. Yani baktığımda ya Abubakar o kadar fantastik işler yapıyordu ki. Ya bir bir futbol sever olarak yani Mario Gomez'in attığı goller böyle hani biraz basit gibi gözüküyor. Aslında basit olan zor olanı yapmaktır. O bu arada bir bulunduğu yer golcülüğü Mario Gomez farklı bir figür. Yani onu ben sadece Beşiktaş kariyerine bakarak söyleyemem. Özellikle Bayern, Alman iyi takımı çok önemli. Yıldız bir, lider bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bir futbol sever olarak ben Abu Bakar beni daha çok heyecanlandırıyor. Yani ondan ne yapacağını bilemiyorum. Belki yaş itibariyle, süreti, Abu bakar gücü fantastik, evet, fantastik e, bir oyuncu. şampiyonlar ligi maçında sağ köşede yaptığı bir çalım vardı. Ee, evet, 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 evet. Geçen Beşiktaşlı bir arkadaşım anlattı bana böyle, bir de onun önünde olmuş santim santim anlatıyor öyle bir hafızaya kazınmış bir hareket yani. P P Benfica Mesela maçında şeyin ismi, Taliskan'ın ismi hiç geçmedi farkındaysanız. Taliskan geçti aslında çok yazıldı Taliskan Taliska, çok yazıldı, yazıldı, yazıldı. Çok yazıldı ama evet. sen okumadın hiç? Yok okudum, çok, çok okudum. okudum. Ha, zaten Taliskan dediğin zaman. Şey pardon özür diliyorum. Beşiktaş taraftarlar genelde tanışka değil yılan emojisi yolladılar. Ona çünkü dobra diyorlardı. Anlaşılıyor zaten. Ee, oradan Ma direkt anlaşılıyordu yani. At şey, Mario Gomez o zaman uzak araymış. Ya. ya. En etkili Mario Gomez olsa bile mesela en yeteneklisi şüphesiz bence ya, en bile. yeteneklisi Bu tabii yaş kategorisine yani. göre Bütün değişir. Tüm takımlar Ercan Bizim editör Ercan dün masada duruyor. Tüm kibarlığıyla bir beyefendi geldi. Ee, dedi ki... Kardeşim senden rica etsem dedi bilgisayarda benim için bunu çıkartabilir misin dedi Müthiş bir beyefendilik zaten inanılmaz yakışıklı bir insan. Ben de gördüm böyle yaptım hayatımı yaktın ya dedim. İlk aşkımdın <laughs> sen benim yani düşünsene 12-13 yaşlarında Beşiktaş'tan ayrılan bir adam. Çocuksun ama büyük, büyük gerçekten büyük Feyyaz olucuydu. Uçar. Ya, inani, kimse unutamaz mi? anladın Olur mı yani 13-14 12 veya 13 yaşlarındaydım ama Feyyaz Uçar hep vardır yani Metin Ali Feyyaz vardır. Büyük takımlar arasındaki geçişler insanları üzer ya böyle. Ya o oraya niye gitti? İşte Rüştü Fenerbahçe'den Beşiktaş'a niye gitti? Tümer niye gitti? Gökhan Gönül niye Şimdi abi Feyyaz gitmiş. Feyyaz Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi Beşiktaşlılar için o tap bir nokta. Feyyaz Fenerbahçe'ye gitti. O tap bir nokta. O yüzden hiçbir ayrılık o kadar koymuyor yani. Konu olan Beşiktaşlılara. Tabii ki yani çok önemli bir figür ya. Dün mesela şey dedi. Elim ayağım birbirine girdi. Hadi şu ben de artık 40 yaşına geldim yani. Dün böyle yaptı. ''Hakancığım rica etsen bir kahve söyleyebilir misin benim için?'' dedi. Elim ayağım birbirine girdi. Hmm. Feyyaz Uçar çünkü anlatabiliyor muyum? Başka bir şey. Feyyaz Hocam artık sen, başka bir sen şey. o kahveyi pek söyleyemiyorsun. Mesela yani çok var böyle büyük efsaneler. Mesela Aykut Hoca da benim için öyledir. Oğuz Hoca da öyledir. Yani... Mesela iz bırakan, mesela bende de hep bir yara olarak kalmıştır. Ben mesela Jardel daha, daha fazla kalmalıydı. Yani Jardel'e operasyon de. yapıldı. O Belki başka Kesinlikle. programlarda konuşuruz ki bilinen Jardel. konular ciddi anlamda Mario Jardin'in büyük e, yani daha uzun süreler Türkiye liginde özellikle Avrupa'da e, çok önemli işler yapabilirdi. Yani e, birçok Galatasaraylı için kanayan bir yaradır Mario Jardin. Kiralık değildi. Hani Amerika'da bence ciddi. Fenerbahçeliler için aynı. Kesin. Amerika'da çok büyük. O dönem itibariyle yani ilk üçe girebilecek Türkiye çapında yani mesela en Top etkili ilk transferler ilk üçe net girecek bir isim yani. Çok Amerika. büyük bir yıldız, Nikola Kesinlikle. Anelka zaten bütün transferleriyle de Anelka zaten evet. top seviyede bir oyuncu. Paris Saint Germain. Rekorlar, aldı, Rekorlar krami mi? oyuncudan Şampiyonlar Ligi. E, bak, er Fransa milli takımı karıştıran yapmış. adamdı evet. ya hatırladığım kadarıyla değil mi? Fransa milli takımı antrenmana çıkmadı. Geldi futbolculara şey antrenman sahasında çocuklara imza verip geri dönmüşler otobüse binip. O zamanın teknik direktörüyle Anelka'nın yaşadığı tartışma tartışması. Biz bunu bu anketi kiralık değil de şey yapsaydık bir sezon kalıp giden yaparız. Onun da önümüzdeki hafta vardı yapacağız. bunun. Onun da önümüzdeki hafta. Jardeli yapması. vardı. Sağ bekledin ki Jadlin ve Santo olma ihtimali olan isimler. Yani Hakan şimdi bu saatten sonra bak. Ya birisini işte alacak işte ama değil mi mecbur Beşiktaş? Mecbur almak zor şimdi. Necip ve Dorukan. Sağ bek planı. Dorukan'ı denklemden çıkaralım. Yani sağ olarak e, o çocuğu da orada sürekli evet zaman zaman kullanırsın ama benim elimde Dorukan var, Necip var diye hep sezona giremezsin. Necip Şimdi bu hafta da gayet iyi işler yaptı, asist yaptı falan ama biz bunu maç özelinde düşünmeyelim. Necip Vakayeme ile iyi mücadele etti Trabzon'da, bu hafta iyi işler yaptı. Ama biz bunu 40 hafta, hatta Avrupa ve Türkiye Kupası maçları 50-60 maç bandında düşünürsek, Beşiktaş'ın sağ beki, Beşiktaş'ın sol beki oyuna dahil olacak bindirmeleriyle, ortalarıyla, zaman zaman stoper kademesi kapatmasıyla. Yani Necip orijinal bir sağ değil ki, çocuğa veriyorsun görevi, çıkıyor oynuyor. Beşiktaş'ın oraya o bayrak direğine kadar inebilecek 80 metreyi 90 metreyi kullanabilecek yok atletik bir isme net olarak ihtiyacı var. Çünkü niye? Beşiktaş'ta sağ bekin ve sol bekin önünde oynayan adamlar ee, skor üretmekten ee, biraz şey e, aşağıda bir adamlar. Çok skor üretemiyorlar. Gökhan Töre biraz tolere edebilir orayı. Hani Boyd, Lens, Enkudu denkleminden evet. çıkartıp orayı tolere edecektir illaki iyi bir Gökhan Töre. O yüzden Beşiktaş şimdi zaten sol tarafta böyle bir gedik var. Çok biraz toparlıyor. Oyuna dahil olmaya çalışıyor en sakalı ama hala o benimsetemedi şu anda kendini. Ben Beşiktaş'ın sol diye. Maşallah.